Kes lan Ankaralı. Bir kere şöyle bir kes. Şey yapıştır her şeyi. İstediğin her yere. Cez insan yüzerken terler mi Allah aşkına terler. İsterseniz insan bir de koşarken yoğulaşır diyelim. Bunlar ne abi? Cevdet'i yemesi 5 ay sürse diyelim. 5 ay gider mi Cevdet? Yok ya. 5 ay gitmez. 3 ay, hadi 3 ay. Adaya düştük kuzen. Üçümüz dedeler olarak adaya düştük. Sıçtınız. Üçüncü gün ölürsünüz beni yedikten sonra. Niye? Hayır, seni hemen yemeyeceğiz. Biliyorum, o yüzden ölürsünüz zaten. Çürürüm giderim, siz saklamayı bilmezsiniz beni adada. Babacım, nasıl saklayacağız? İki tane yöntemimiz bize var. Bir tanesi dedi ki kazıp kuyu gibi bir şey yapıp şeyin altını, toprağın altında bekletmek dedi. Bana pek mantıklı gelmedi. Ben de dedim ama ki... Ama şey oluyor, güneş ışınlarından uzak durur. Bakteriden çürür. Çürürse ne olacak? Biraz daha yavaş çürür bence. Yer altına kazsak. Ben de dedim ki kuru et tarzı tuzlayıp saklama dedim. O da tuzu nereden bulacaksın dedi. Deniz suyunu alacağız. Bir Hindistan cevizinin içine koyacağız. Su buharlaşacak. Tuzlar kalacak. Seni tuzlayacağız. Böyle tuzlayacağız, şey gibi kaplar olacak yani raflara koyduğumuz. Böyle Frankenstein gibi, öyle mi? Tabii eski şey yaptığımız Hindistan cevizleri boş. Ama ıssız adada raf bulamayız. Raf, onu inşa edeceğiz canım. İşsiziz zaten. Onunla da uğraşıyoruz. Tabii. Tabii, şeyleri kesip balta, en basitinden bir balta yapmanız lazım. Ya ben mesela balık avlarım ya. Baltamızı çıkaralım bulalım. Küçük Cevdet parçalarıyla balık avlarız. Oğlum balık falan varsa Cevdet'i niye yiyoruz? Yazık oldu bana. Ha? Ben gittim, boşuna gittim ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Efendim? Baltayı nasıl yapalım dedim. Düşün bak nasıl yaparız balta. Hadi. Önce bıçak, bir... şey bıçak. Taş, keskin taşlardan. Önce şey bulmamız lazım. Aynen, metal depoziti. Metal şeyi, hani Age of Empires'da böyle ortalıkta duruyordu ya mesela, gidiyorlar şey yapıyor, yaparım filan, biz de öyle yapacağız. Önce taş bulacaksın. Taş ocağı, ne diyordu lan? Altın mı diyordu? Yaparım. Maden diyordu. Maden. Yani. Maden, oduncu, madenci. Eğer mümkünse böyle balta, ne var ya? Ya şunda kalde girip girmediğime emin olamadım ve... Böyle olmaz, evden asla çıkamayan, evden asla çıkamayan, işte ay ocağı kapatmış mıydım, kayıtlamış. Ay... Ya, ütüyü masa bırakmış. Abi ütüyü açık bırakmışsın ya. Ya kayda girmeseydin. Bari şunu da bize çevir de. Ne fark etti? Evet. Kayda değsin. Görebiliyor musun orada? Bu arada ben hiç Survivor izlemedim. Hayatım. Survivor sadece hayatı olmayan sıkıcı insanlar izlemez mi? Yok, ha goy goy olsun diye, şey olsun, zaman geçirmek olsun diye de izleyenler var ama orada mesela kendi yemeklerini kendi, yani balık avlıyorlar mı mesela? Avlıyorlar herhalde. Yoksa hep Survivor bu. Ne yani, kameralar durunca Big Mac mi yiyorlar? Böyle mi Survivor? Balık avlamaya çalışıyorlar galiba. Hindistan cevizi bolca yiyorlar. Niye hepsi Hindistan ceviziyle? Daha kolay abi, duruyordu yani, koparıyorlar. Hayır, şöyle yani, illa Hindistan cevizi bulunan bir adada mı mahsur kalınması gerekiyor mesela? Ne i̇şte, güzel, oh! Onlar orada kalmış daha ya. Onun neydi şöyle onun? Konya gibi kesat bir ada yok mu? Ha, dümdüz bir ada yok mu mesela? Boz kırıyorsun. Boz kır. Ağaç kemiriyorsun. Marifet orada abi. Evet, Konya ovasına yayılacaksın. Ha. Survivor. Şey, her yerde buğdaylar var böyle. Kozalak yenir mi? Kozalağın besin kozalağın değeri var mı? İçindeki ürünleri yiyorsun hocam. Ne var içinde? Çamsı şeyleri. Çamsı çok var. Karbonhidrat mı var? Protein mi var? Ne var? İşte meyve, meyvesi kozalağın. Onu şeker yiyorsun. Mi var? Yok, çıt 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 yiyorsun işte. Gerçekten yiyor musun? Tabii ki. Her sincap yer. Beni kandırıyor. Kandırıyor tabii Ömercan. Sen hiçbir şey bilmediğin için bu hayatta çok kanıyorsun. Ne bileyim, kozalak ne ki? Kozalak bir meyve sebzesi ürün mü hakikaten? Yok. Ya ağacın meyvesi işte o aslında. İçinde meyveleri var. Dış kabuğu şeyde onu koruyor. Ama ağaç maddesinden yapılma gibi. Evet, içinde meyveleri var kısmı büyük ihtimal hiç mi yani? Hiç kozalak meyvesi yedin mi? Ya var içinde. Olmaz olur. Kozalak reçeli var mı mesela? Var. Kozalak reçeli diye bir şey var. Evet. Turşusu var mı? Turşusunu duymadım. Bir şeyin ya reçeli ya turşusu, ikisi birden olmaz. O zaman lazım. Müsait bir yerde çekin de biraz kozalak. Ay Cevdet. Bayram dedik, elini öpmeye geldik. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eskiden dedeler sofrasında benim sesim olurdu bir. Bayramlarda üstümüze güzel şeyler giyer. Çok doğru. En cici takımlarımızı giyip seyircimizin karşısına çıkar. Evet. Büyükten küçüğe el öpme oyunları yapar. Evet, doğru. Yad ederdik. İyi bayramlar.
Ama burası artık bir business center'a dönüştü. Şimdi bunlar ne abi? Buranın çalışanları. Allah kahretsin böyle bayramı. Hocam. Seninki de nankörlük denir. O kadar sabah uğradım bakkala gelirken çikolata alayım. Sen elinden geleni yapıyorsun. Sözüm sana değil. Hı-hı. Sözüm ekonomiye. Hı. Sözüm psikolojiye. Hı. Sözüm das kapitale. Ya. Burası bir business center olduğu için bu arada. Herkes de bayram izninde. Şu an kameraları kendimiz kurduk. Aynen eski günlerdeki şeyleri gibi. Biz açtık. Eski günlerdeki İler, gibi. Az önce gördüm. Dile bastı gitti. Şimdi mesela durursa kamera bölümün yarısı çöpe gidecek. Haberimiz yok dünyadan. Kurguyu kim yapacak belli değil. Yandık. Hepsi belli canım. Yandık bitti. Burası kötü bir business center değil abi. Bu yüzden herkes geldiler tatil, koydular. Herkes yıllık iznini kullanıyor şu an. Hayır bir kısım kullanıyor bir kısım içeride çalışıyor. O zaman sen... birazcık rastgele sohbet açayım size. En sevdiğiniz yapması spor nedir? Ne spor? Yapması en sevdiğiniz spor. Palavracı pezemeni bak. Kendi bir şeye bağlayacak. Ben biliyorum Cambo'nun ne diyeceğini. Palavracı. Ya dur hayvan herif hemen bütün sürprizi bozma ya Allah Allah. Benim en sevdiğim... Bir kurnilik olsun. Tamam. Bir dakika. Kurnilik. Benim, ben yüzmeyi çok seviyorum. Çok beleş iş. Çünkü terliyorsun aslında ama terlediğini fark etmiyorsun. Vücudunun her yeri çalışıyor. Yüzerken terlemez canım insan. Öyle saçma şey mi olur? Havuzun içindesin zaten. Ter atıyor hocam. Öyle şey mi olur ya? Ter dışarıda su olmadığı için vücudun dışarıyı sulandırmaya ihtiyacıdır. Havuza girince dışarısı su gibi olduğu için gibi değil fazla gibisi fazla yani her yer su olduğu için. Bak nasıl mutlulukla dinliyor seni. Yüzünden akan neşeye bakar mısın? Cidden insan yüzerken terler mi Allah aşkına? Terler. Abi böyle saçma şey mi olur? Hayatında böyle aptalca bir şey değil mi? Güzel yüzerken terler ama aynı anda suya karışır. İkisi de aynı gerçeklikte var olabiliyor yani. İsterseniz insan bir de koşarken yoğulaşır diyelim. 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 Bence denebilir. Peki senin Cevdet'ciğim spor olarak sevdiğin herhangi bir şey var mı? Valla ben küçükken sadece basket oynar, basket severdim. Bir de su sporları severim. Su sporu mu? Su sporları ne demek? Sporları, suda, su topu. Suda, onlar su topu. Çok zor lan. 5 dakikada zor nefes nefese kalır. Deve güreşi. Deve güreşi. Valla deve güreşi de oynardım. Deve güreşi kızların bacaklarına yakından bakabilmek için icat ettiğimiz bir şey değil mi? Hayır kızlar buranın oturuyorlar. E tersi de olabilir. Sen mi oturuyorsun kızım üstüne? Bir dönem buna bedenimiz el veren şeylerdeydi ki boyutlardaydı. Hiçbir zaman el vermedim ben hep şişiyordum. Daha kadınlar kızlar önce boyatıyordu onlar önce irileşiyordu ya o zaman oturabiliyorduk tepelerine. Ben İzmir gibi ahlaksız bir yerde büyümediğim için daha ahlaklı. Biz keyifli vakit geçiyoruz. Erkek erkeğe bacak omuza yapınca ahlaklı oluyor kız erkek yapınca mı? Hayır derdimiz bu değildi sadece yani bacak omuza kısmı bizi en heyecanlandıran en turn on yapan tarafı değildi. Serbiyesiyle de mercan verizmiş. Tabii. Konu başlıyor bu. Terbiyesiz de mercan veriyor. Şey yapardık. Hocam deve güreşi ilk fantastik seks pozisyonu. Twister ise her çeşit farklı dokungaç şeyini tecrübe etmek adına yapılmış oyunlardır. Twister gruba teşvik ediyor. Hocam insanı. Twister tabii. Bile oynamadık. Çünkü biz öyle Amerikan filmleri izleyerek büyümedik. Nasıl yalan. Amerikan filmleri bir dakika yok. Bir ara. Twister kim hani, oynuyordu abi bir Twister? Bir ara. McDonald's doğum günlerinde oynanırdı. Ben hiç Twister. Bir takım oyunlar çıkmıştı. Hepsi yakın zamanda çıktı. Mesela bil bakalım kim. Çık vardı evet, ya mesela. Evet. Oh. Ay pardon. Onlar falan aynı anda çıkmıştı. Hepsi böyle çeşitli doğum günü partilerinde farklı kombinasyonlar vardı. Hungry Hippopotam. O bebekler içindi lan onu oynadım. Aa, hepsi aynı dönemde çıktı. Ama o çocuk bebek şeysiydi o. Sen ben de mu? Vardı tabii. Ne yapıyordun? Böyle bir anda toplar fırlıyordu basıyordum. Peki şeyi oynadınız mı? Küçük yeğenin için almışlar sen oynamışsın sabah. Hayır kardeşim. Bana aldılar. Peki şunu oynadınız mı? Yapıştır her şeyi istediğin her yere patates kafa. Şarkı satmıyor değil mi? Mr. Potato Head. Tabii ki. Şey vardı ben hiç oynamadım. Bunlar Hasbro mu nedir bu marka? Hasbro. Birisi demiş bu sivri zeka. Sivri zeka bir demiş ki böyle yapalım. Ben yıllar önce bir herifle tanışmıştım. Herif aşırı bira meraklısıydı tamam mı? Ne bir arkadaş bira. Bira. Arkadaşımın evinde bir partide tanıştık. Ondan sonra böyle değişik biralar var. Bak bu çok güzel iyi falan yaptı. Bir dedi ki ya bunu nereden buluyorsun? Metroda var filan dedi. Aa evet ya metroda değişik biralar oluyor hep dedi. Çocuk bizimki böyle yaptı. Yaptı. Ne oldu filan dedik. Metronun herif satın alma bilmem ne müdürüymüş. O gidiyormuş yurt dışında festival geziyormuş. Goy goy bilmem ne bir bira görüyormuş. Hoşuna gidiyormuş. Hadi bunu getirelim diyormuş. Çok enteresan değil mi? Adamın büyük bir hobici olması Türkiye'de bizim de farklı farklı biraları içmemizi sağlayan bir şey oldu. Helal olsun o büyük komşuları. Sen metrodan sık sık gidip... Bu arada ne yanlış sönüyor? Bir şey flicker oluyor, sinirim bozdu. Ya ne yapalım abi? Hayat diyeceksin, gideceksin bazı şeyleri. Flicker olmak ne demek ya? Yani yanıp yanıp söndü ışık. Sönüyor yani da. Flicker ağır o. Anladın mı? Flickare. Bir çeşit. Flickare. Peki Ömercan. Evet. Senin var mı hoşuna giden bir spor dalı? Şimdi hocam, ben yıllarca zorla çeşitli sporlar dallarına ittirildim. Annem tarafından falan. Kilo verip fit birisi olayım diye. Ama ona direndim. Asla kilo verip fit birisi olmak istemedim. Yıllar sonra iş işten geçtikten sonra kilo verip fit birisi olmak istedim. Artık çok geçti. Her neyse.
Bu vesileyle mesela çocukken zorla tenis oynamaya gönderildim. Tenis gibi raketli sporlarda... Ben çok severim. Ama iki şekilde oynama şekli var hocam. Bir, biz turnuvadayız, kaybeden öbürünün affedersin götünü yalayacak dercesine büyük bir ceza varmış gibicesine hua falan diye oynayanlar oluyor. Onlara sinir oluyorum. Şöyle rahat rahat topu birbirimize atsak olmaz mı yani? İster pimpon olsun, ister tenis, ister badminton, ister squash. Aa, badminton da çok güzeldir. Badminton. Rahat rahat alamıyorsun. Evet, puan almak için şaşırtma yapman. Birden... Puan almacasını oynamayalım. Ne bu hırs? Ya, puan almasını oynamayınca spor olmuyor. Bir şey diyeceğim hocam. Allah Allah. Gel Yoğurtçu Parkı'nda seninle tenis oynayalım. Ama öyle uzaklara atmak yok. Bana doğru atacaksın. Tamam. Duvarda oynarız. Duvarda. Squash gibi. Duvarda. Bastaşınız mı? Oyun oynamayın. Şöyle vuruyorum işte. Duvara geliyor. Duvardan sana geliyor. Sen vuruyorsun. Sen vuruyorsun. Ben vuruyorum. Duvar ve biz. 3 kişi oynayabilir miyiz duvarda? Oynanır. 5 kişi. Boku çıkar. Ama öyle olsa ya mesela bir sürü ulan 5 kişi kimi bulacaksın ayrıca yani? Oradaki insanlarla kaynaşırız. Ha sen yeter ki kaynaşmak iste. Ben bir sürü aktivite söyleyeyim sana. Abi kaynaşmak istediğiniz aktivite bu mu yani? Duvar tenisi bu gerçekten. Sen neyle kaynaşmayı sağlık? Ulan karasal iklim Ceco. Hayatında bir kere gidip sahile oturmamış Ceco. Zorla seni Can Türk Doğan getirir oturturdu. Bilmem. En son ne zaman gittin ya? Şey sandalyeni açıp sahile oturdun. Bir şey söyleyeceğim. Kes lan Ankaralı. Bir kere şöyle bir kes. Şey koyalım. Cennetin büyük kazını hatırlıyor musun? Bitirsin lafını hatırlatacağım. Saplı samını ayıralım. Ben seni bilmiyorum ama ben öyle... Adana kebap büyük restoranında oturup sohbet etmeyi daha çok severim. Ben öyle bir kenarda oturup çocukluğumu bitki gibi geçirmedim. Ben zaten çok faal, çok aktif, çok girişken, çok herkes tanıyan bir insanım. Ben bundan sıkılıyorum artık. Ben insandan kaçıyorum. Siz belli ki tam tersi, siz insana koşuyorsunuz. Mizantrop diyebilir miyiz? Evet, tam tersi yönlere gidiyoruz yani. Biraz ayıp değil bu. Bir keresinde... Haklısın. Doğru bir açıklama yaptım vallahi Ankaralı. Şu an seni affet. Bir keresinde sahilde oturuyoruz. İşte Ceco var, ben varım. Daha birileri var. Sen var mısın? O var, bu var, şu var. Her zamanki insanlar. Oturuyoruz. Huzurumuz yerinde. Hiçbir derdimiz yok. Her şey güzel, güllük, gülistanlık. Hiçbir eksiğimiz, sıkıntımız, giderimiz, şeyimiz yok. Sonra Cedet dedi ki... Bir tiramisu olsa da yesek. Aa dedi, şu ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey dedi. Bir çift var, karı koca sevgili neyse. Bir tane böyle 4 tane oturma şeyi olan, ortada masa olan plastik bir şeyin çevresinde oturmuş. Bu böyle toplanıyor bir çanta gibi bir şey dönüşüyor. Anladın çok mı? Iyi oturma şeyi oluyor. Çok ben iyi. Bayılırım ona, çok hevesim var yıllardır. Benim geçti o gün. Cedet gitti dedi ki bu ne kadar güzelmiş dedi. Adamlara şey yaptı. Aa aferin falan dedi. Adamlar dedi ki istiyorsanız size bunu dünyanın en pahalı fiyatından satalım ne olacak ki dediler. Olur dedi Cedet tam bir gerçek yok. Şey olduğu için. Hayır öyle demedi, ucuza verdi. Ya öyle dedi Allah Allah. Ya, ne sonra baktık canım fiyatı. Nereden baktın? İnternet diye bir şey var hemen baktık anında. Hiç aa, öyle dedik, bir bakma ucuz... hatırlamıyorum ben. Gayet adamlar 360 lira dedi yetti. 360 lira gibi bir para söyledi. O zaman baktık biz 550 lira falan. Sonra dedik ya alalım çünkü böyle bir şey istiyoruz. Fakat ama istediğimiz sıkıntı. Bir yer yok. O ana kadar orada çok güzel oturuyoruz. Herkes yerinde mutlu. Hiç kimsenin bir eksiği gideri yok. Yani, fakat sıkıntı şu. Hocam adamlar bizi kazıkladılar. Bozuğu mu açtık kırıkmış. Adilik bu. Ama satın almadan önce kim bakmadı? Kim dikkat etmedi, kontrol etmedi? Kim? Kimse. O yüzden... bilemedik yani. İnsan kontrol eder. Çok iyi hikaye. Ben bunu böyle hayal meyal hatırlıyorum ya. Elimizde patladı. Birkaç kere getirdik götürdük oturmaya çalıştık. Kıçımızı böyle oynadı. Ya işte kırık olmasa çok iyi ya falan dedik ama nafile. Ay, bir de öyledir ya yani para verdim diye inanırsın. Yani sonuna aynen. Kadar şey yapmak istersin. Ama aynen. İnsanlık kalmamış azizim. Evet. Sen yani. Orada gün ortasında göz göre göre üstelik güzel bir muhabbet ettiğin adamı kazıklamaya çalışacağını dese ki... Güzel bir muhabbet etti dedim 10 dakika vır vır bu salak sandalye hakkında konuşuldu yani. Güzel muhabbet dediği sanki şey. Ooo geçen sene 2 yosta mı vardı? İnsanlık kalmadı. Kalmamış çok ayıp. Patatesler bile bozuldu. Nerede o eski canım patates böyle atarsın böyle şekerli patates böyle püre yapamazsın çatalı kırar da döndüremezsin. Vay be. Şimdiki patatesleri atıyorsun böyle yılışını şey kendini atıyor. Vay be büyük usta. Petrak Pınar'a da atayım dedim size. Büyük usta. Patates güzel bir besin. Sevgili arkadaşlar bu aralar hep ilginç takipçilerimizle karşılaşıyorum. Mesela antika pazarındaydım pazar günü. Uzun boylu beyaz tenli böyle jilet gibi bir çocuk geldi. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Merhabasının M'sinden direkt Dedeler Sofrası takipçisi olduğunu anlıyorsun. Gözü yani. Parlıyor ve çok kaliteli. Şöyle yapıyor. Merhaba değil mi? Böyle konuşuyor. Merhaba deyince anlaşılıyor. Bursa'dan bir düğün için gelmiş bir doktor takipçimiz. Bir günlüğüne gelmiş. Benim de antika pazarında olduğumu bildiği için uğramış ve o gün
arşivimden demiştim ki ya bir Darth Vader'lı yüzüğüm var. Ben bunu takmıyorum. Ben bunu götüreyim. Belki bir alan olur, seven olur dedim. Geldi ve geek bir arkadaşımız olduğu için Darth Vader'lı yüzüğü aldı gitti. Bir de efendim crossover'dan geçen birileri izlemiş. Mesaj atmış. Ayrıca bu sabah bir de şöyle bir şey oldu. Bir baktım benim takip etmediğim bir hesap bana şey almış. Bir tane TikTok şeyi göndermiş linki. Abi bunu kaçırmaman lazım demiş. Bir baktım böyle bir iki kişi de ortak takipçi var. Allah Allah, hesaba bir girdim. Kesin pornodur. İnanılmaz güzel mashup'lar yapıyor. Bütün mashup bizim mı? 90'ların çizgi filmlerinin hepsinin mashup'larını yapan bir profil. Bir şey neyse bir açayım dedim. Bir açtım TikTok videosunu. İçinden şey çıktı. Burger King oyuncakları, McDonald's oyuncakları artık çok adi ya. Özel bir şey yapmışlar. Eski günlerdeki gibi tıpkı. Kaliteli üretim yapmışlar. Barış bunu kaçırmaman lazım dediği şey de sevgili arkadaşlar şu. Hemen tabii ki koşa koşa gittim ve Burger King'den bir çocuk menüsü alarak. Darkwing Duck. Yok, Daffy Duck mı? Ha, Daffy Duck. Daffy Duck'ın şey versiyonu. Yalnız yani sadece oyuncak almamışsın, hamburgeri de götürmüşsün Barış. Ya tek başına vermiyorlarmış ya. Hadi hadi hadi. Eskiden veriyorlardı. 76 lira vererek düz bir hamburger yedim içi şey. Neyse, hesabı da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kendisi çok kaliteli mashup'lar yapıyor dediğim gibi. Hatta şimdi size de göstermek istiyorum. Emre Demirel arkadaşımızın ismi. Ay. Kendi mi tasarlıyor bunlar evet. acaba? NFT mi bunlar? Yok değil ama bence bunlar tişörtte çok tutar ha. Çok güzel bir hesap. Dedim ki senin blogunu yapacağım bugün programda dedim. Güzel hakikaten. Ve daha da devam ediyorum hikayeye. Sen dedim bunları yapan biri olarak öyle Z jenerasyonu falan olamazsın zannetmiyorum. Evet Barış dedi, ben de 86'lıyım dedi. Oo, koca adam. Sonra devam ediyoruz hikayeye. Hatta yazıyı okuyayım. Bu arada benim Ömercan'la yolum daha önce kesişti. Allah. Arka sıradakiler Umut dizisinde sanat yönetmeni asistanıydım. Sanırım onun da ilk dizisiydi. Benim de ilk dizi setimdi. Ondan sonra o da yapmayı bıraktı. Ben de bıraktım. Tabii. Aybike'yle de orada yolum kesişti tabii demiş. Evet, çünkü bizim kariyerimizin pik noktasıydı o. O an bunu daha fazlasını yapamayız diye düşündük arka sıradakiler. Arkadaşımız da bu. Vay be Emre abi tabii. Hatırlanmamış. Palavrayı bırak. Ama şimdi oyuncular set kısmıyla peki muhatap olmuyor. Tabii canım, onlara mı şey olacağım Allah Allah. Yok ya olacağım. Sanat grubu her zaman kankit olur. Çok tatlı olur onlar. Onları hatırlarsın. Valla ben dizide çok çalıştım ve sanat grupları genelde kahvaltı hazırlamak ve yemek yapmak üzerine. Çünkü Türk dizileri böyle. Neyse hocam, kısacası hayatımız boyunca bir sürü spor denedik. Sporlar sıkıcıydı, sporlar yorucuydu, sporlar eğlencesizdi. Bu sporlar bizi olduğumuzdan daha da yalnız bıraktı. Ama yepyeni bir sporla karşılaştım ki hadi artık. Gidiyoruz hep beraber. Hocam çiçeklerin üremesi için havaya saçılan şeylerden bahsetmiyoruz değil mi şu anda? Hayır. Egzersiz amaçlı yapılıp vücudumuzu daha fit ve de hayatı peki. daha dolu yaşama amaçlı yapılan şeyden bahsediyoruz. Spor o da değil ama okey. Uzun büyük kılıç dövüşü. Yani öyle eskrim meskrim değil. Hatta orada eskrimciler şey beğenmiyorlar. Ha seni pis şey seni salak eskrimci ha 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 falan yapıyorlar. Tatlı su kılıççısı bunlar diyorlar değil mi? O tarz şeyler yapıyorlar. Eyvah yandık Ömercan. Böyle dev gibi böyle Braveheart kılıcı hakikaten iki elli şeyleri silahlar. Ömercan eğer buna gideceksen ben de gideyim. Çünkü kesin ofiste falan bakın bakın şimdi diyecek kendimi savunayım. Aynen öyle. Senin zaten tipin hazır. Sana benzeyen adamlar var da orada biraz. Barış ne diyorsun haftada iki gün salı perşembe günleri? Ha? Ben fiyatını bak. Sormadım ama böyle büyük pahalı kurs gibi değil. Daha böyle kulüp gibi zaten. Az önce kendin söyledin. Bir Big Mac parasının 3 katı falan olmalı en az. Berbat bir aktivite. Berbat bir aktivite. Şu an oraya gittim tanıştım. Hatta oradaki eğitmen çocuk bizi tanıyordu işte. Aa bir crossover falan filan dedi. Bayağı anlattı, bilgi verdi. Bayağı samimileştik ama ona rağmen ben utanarak kenardan gizlice fotoğraf ve video çektim. Neden bilmiyorum. Yani, göster. İşte şeyde çıkıyor şu anda. Kanalda şu an. Bizi de gösterseydin. Boşversin. Merak ettim ya. Ya şimdi dev gibi kılıç. Hocam bak dev gibi. Hocam bak şimdi. Dev gibi kılıç olması biraz tadımı kaçırıyor. Neden? Kullanımı zor. Oğlum şey çocuklar ya yani normalde FRP masasından kalkmayacak göt göbek bağlamış tipte insanlardı. Onun hepsi böyle kolu yapmaya başlamış, fitleşmeye başlamış. Hoca yani önce mesela şey en son bir sürü bir şey yapıyorlar. En son biraz böyle kapıştırılınıyor. Bunlar böyle kapışıyordu filan. Sonra hoca bir tane çocuk beklerken çocukla kapıştı. Hoca kapışmaya başlayınca böyle bayağı karizmatik gözüktü yani çocuk. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde buluşuyorlar.
süper mesela... nem kokuyor ve her an depremden her şey yok olabilir gibi gözüküyor. Ay. Şöyle mi oluyor ne mesela? Ne abi biraz ilgi artsın, alaka artsın ki ülkemizde basına yansın şey doğru, olsun. Doğru haklısın şey da yani yıllardır sana teklif etmediğim aktivite kalmadı. Hiçbirini kabul etmedin. En basitinden en civcivlisine kadar. Bak Ağustos'ta yeni sınıf açılıyormuş. Abi gittin yine en abidik komedik şeyi buldun ya. Ya ona da gitmez ki, iki hevesle gider. Hayatım boyunca bir kılıç kullanmayı öğrenmek istedim ama böyle eski yalandan eskrim değil yani. Eskrim böyle blububub olan bir şey. Bence hocam bak ne güzel dansa da gitmiştik. Hemen caydınız kaçtınız. Bu da bir çeşit dans. Ben normal dans yapıyorum, seviyorum. Bir tane kız da vardı, Barış. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Kadınlar da geliyor. Sen bence git. Bizim senden dinlemek mutlu eder bizi. Orada insanlara video da çekti sen dövüşürken. Kılıcın olacak oğlum, düşünsene. Kendine kılıç alıyorsun. Başta tabii. Blacksmith bulman lazım. Başta önce veriyor. Bir tane çocuk varmış şimdi yapan. Çünkü şeymiş mesela, yurt dışından getirmek problemliymiş. Çünkü gümrükten tek başına geçmiyormuş. İlla senin gidip teslim alman gerekiyormuş. Balta geçiyormuş, gürüz geçiyormuş, her şey geçiyormuş ama kılıç geçmiyormuş gümrükten. Allah Allah. Evet. Ecdadımızın kılıcı varken niye dışarıdan kılıç alıyoruz? Ama bu ecdat kılıcı değil ki, bu Alman tipi kılıç. Bizim ecdat kılıçları böyle eğik. Bir şey söyleyeceğim, biz niye yurt dışından getiriyoruz? Yani burada yapılmıyor mu öyle şeyler? İşte bir çocuk yapmaya başlamış şimdi. Ama niye bir çocuğa kaldık biz yani, normalde yok muymuş? Abi kılıç ustası var mı mahallende senin? Ya oğlum yurt dışından niye geliyor? Orada var mı yani kılıç ustası? Var işte. Sen bir git, seversen ben de sonra. Ya ama onun sonra ortasından girmek yasak işte. O zaman aman ayıramayız onu ana. Senin bitti oğlum, senin zaten bitti olayın. Senin şu son 2-3 ayın max. Sonra mort mu? Ondan sonra bitti mi? Sonra Breaking Bad'deki yaşlamca gibi mi olacak kenarda böyle? Hayır ya öyle olmayacak. Ondan sonra böyle olacak. Evet. Ben hocam iki tane dizi izliyorum. Evet. Allah Allah. Bir tanesi kütür kütür Amerikan dizisi. Neymiş? Tatsız tatsız. Kesin yanlış bir şey izliyordur. Kimse izlemedi. Manifest. Alıştı. Uçak dizisi. Alıştı. Dandik mi? Bilmiyorum, duymadık bile Barış. İşte zaten pis popüler şeyler ben izlemem. Siz izleyin onları. Ben çünkü... pis popüler şey. Ama tabii Amerikan olması çok tat kaçırıyor. Olay şu. Bir uçak kalkıyor, bir iniyor, 5 yıl geçmiş. İnsanlar da bunları 5 yıl neredeydiniz siz? Öldü sananlar, evlenenler, iki çocukların biri büyümüş, biri küçük kalmış falanlar filanlar. Bu kesin Lost Flash Forward filan furyasında evet, çıkmış evet, bir diziye benziyor. Yok, yakın zaman dizisi bu arada. Ben Lost'u zamanında sevdiğim için bu da güzeldir, akar dedim. 5. bölümde filanım. Ama bunu izlerken tabii o Amerikancılık, gereksiz, lüzumsuz, akmayan mevzular, insan ilişkileri falan çok tatsız. Ben çünkü hep Avrupa sinemasına alışmışım. Amerikancılık ne? İlla ne aşka bağlamaktır yani? Amerikancılık. Yok. Yani ben aşka bağlamak var. Kötü insan ilişkileri var. Kötü. Kötü insan ilişkileri. Yani kötü insan ne demek? Bütün bir dizide kötü insan ilişkisi olmazsa o dizi olmaz ki zaten. Kızılcık Şerbeti mesela. Kötü kötü insanlar, iyi iyi insanlar. Yok yani böyle Çılgın Bediş mesela. Kötü dede vardı. Yok yok. Orada samimiyet var. Samimiyet olmayan insan ilişkileri. Kötüden kastım evil kötü değil yani. Tatlı hayat var mesela. Amerikalıların şeyini sevmiyorum. Mesela benim arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. 8 yaşında falan gitti Amerika'ya. Yani şu an mesela o çok iyi Türkçe konuşan bir Amerikalı. İnsan ilişkilerinde çok kötü ya. Berbat yani. İletişim kuramıyor. Hep her daim bir sorun yaşıyor. Bir anda kalkıp gidebiliyor falan. Hiç ayıp olmasıncılığı yok. Amerikan tarzından oğlum, nefret ediyorum. İntihar edecek lan. İzlemiyor. İzlemiyor. Piç hayatta izlemiyor. Tüme varım yapıyormuşsun gibi geldi bana biraz. Ama Avrupa'da hiç bunları görmüyoruz. Avrupa işlerinde. Kuzey Avrupa'daki soğukluk vardır mesela. Avrupa'daki fıldır fıldır sıcaklık var. Neyse bu arada buradaki o tatsızlık akmamaktan kaynaklı. Ben de hiçbir şey yarıda bırakmadığım için bir diziye daha bari başlayayım. Arada bir şey yumuşatsın dedim. Bir baktım bir casus işi. Neymiş? Cleo. Bu neymiş ya? Casus bir kadın. Killer. Ve ihanete uğruyor. Ve hikaye başlıyor. Bir renkler. Harika bir sanat yönetimi. Doğu Almanya, Batı Almanya, duvar. Ve killer bir kadın. Çok şık. Onda da 3. bölümdeyim. Her akşam 15-20 dakika izliyorum. İlk bölüm dedesini öldürüyor. O muydu bu? Evet. Aa ben de izlemişim. Cumartesi günü inanılmaz bir gün geçirdim. Aynı gün içerisinde hem Mubi'den bir Mubi filmi izledim. Hem de bir resim sergisine gittim. Ne diyorsunuz buna? Yani resim sergisi... Bayağı bilir hem ama... Hem öyle modern sanat onun, falan değildi. Bayağı sanattı yani. Onun üstüne resimler. Mubi'deki film de ağır bir filmse kombo olmuş. 2 saat 39 dakika. İran filmi.
İranca. Aa tamam. Eşeğin dikinin kardeşleri. Ha nereden anladın? O Leyla'nın kardeşleri. Kültürlü ben bu ayı görüyor musun bak sen? Bilirim. Ben Mubi'yi takip ediyorum. Benim en sevdiğim Mubi. Ama güzel filmdi. Biraz uzun ve şeydi. Başta biraz girmesi zordu ama yani İranca ne yapayım? Ben de çocuk tiyatrosu. Ama yürüyüş oldu. Geçen hafta cumartesi düğünde kuzenimin eşinin yeğeni yani. Barış abi tiyatrocusun sen bilmem ne diye beni çok seviyordu. 6 yaşında, 5 yaşında. O da büyüyünce tiyatrocu olmak istiyormuş. Ben de seni bir oyuna götüreyim kışın dedim. Sonra bir dakika dur dedim Özgürlük Parkı'nda festival var. Hatta bizim Efeler oynuyor. Ondan sonra 80 günde devre alem diye oyunları vardı. Dur dedim ben ayarlayayım. Ayarladım. Dedim seni götüreceğim. Sonra da seni kulise götüreceğim. Tiyatrocularla tanıştıracağım dedim. Efeler'e de söyledim filan. Oyunu izledik. Oyuna bayıldı. Oyundan sonra da gittim Efeler'le tanıştırdım. Efe dedi ki oyuncu olmak istiyormuşsun dedi. Seneye seni dedi alalım dedi kadroya. Sözleşmeli oyuncu olarak falan. Çocuk nasıl sevinçti? Nasıl vallahi mutlu? Bayıldı. Oyuna da bayıldı. Çocuk tiyatrosu çocuklar oynamaz ki abi. Çocuklar çocuk için oynanır. Evet doğru. Zaten espriydi. Kandırmışlar arkadaşını. Yok yok kandırmadık çocuğu. Neydi yeğenin miydi? Var ama çocukların oynadığı tiyatroda var tabii ki. Yok değil. Neyse aşırı mutlu oldu yani. Mesela Haluk Bilginer'in tiyatrosunda bir çocuk oynuyordu. Üst komşuymuş yani biliyor musun sen onu? Haluk Bilginer'in o tiyatrosunda bir çocuk rolü var. Arkadan geçiyor sadece falan. Bir çocuk varmış üst komşu. Bir tane oyunu 46 öbür oyunu 53 kere izlemiş. Gel sana bir rol verelim ha 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 demişler. O da öyle oynuyormuş. Biliyor musun sen bunu? Bir de tiyatrocu olacaksın. Aa çok güzel hikaye. Güzelmiş tabii. Hakikaten anlattı bence, ki. Bence hikaye güzel satışı falan değil. Satışı kuvvetli değildi anlatmak. Çocuk istismarıdır ya bütün bunlar arkadaşlar. Hayır ya. Peki size bir soru. Oynadığı tiyatro var. Mesela işte Büyük Millet Meclisi falan. Öyle bir şaka yapasın. 80 günde devre alemin esprisi dünyayı 80 günde o çağda dolaşmak zor diye mi? Tabii. Evet ve teknolojik unsurların da yok. Pusulan yok. Bir şeyin yok. Pusulan var artık. Çüş sen de yani. Yoktu bunların. Sonradan birisi pusulayı diyor da. Bu ne vizyonsuz? Şey dedi ki oley dedi artık gündüzleri de gidebilir. Şey, saçma falan, geceler de gidebilir. Vizyonsuz şeysiz pusulasız 80 günde devre alem mi olur? Jules Verne yazmıştır büyük hikayeyi. Evet. Hocam Jules Verne değil. Jules Verne. Çocukken öyle denir. Öyle mi? Yok. Hiçbir zaman böyle demedik. Ben dedim ilkokul 1'deyken Jules Verne diye okudum orada. Nereden biliyorsun? Peki sen Renault mu diyordun? Renault mu? Renault. Turtles diyor muydun ha kaplumbağa? Ninja Turtles. Yok onu demedim. Turtles onu duyuyorduk. Oyuna götürdüğüm çocuk ikimizin selfiesini çekti. Sonra da teyzesine yolladı onu. Sonra da okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiş teyzesine mesaj yazdı. Bunu ben çektim fotoğrafı diye. Ama yazarken aralarda boşluk bırakmıyordu tamam mı? Bunu ben çektim. Böyle yazıyordu. Annesi dedi ki kızım her dedi kelimenin arasında boşluk bıraktı dedi. Kız böyle yaptı. Ben böyle seviyorum. İşte bu be. Çok iyi bir tarz. İşte bu be. Bundan sonra kelimeler arası boşluğu kaldırıyoruz abi. Keşke mesela okul hayatı böyle. İşte oğlum yalnız 8 ile 2 toplayınca 10 eder. 9 değil. Ben böyle seviyorum. Matematikte her çok şey. Çok iyi bir tarzdı yani. Arkadaşlar Teoman çok ilginç bir adam. Müziği bırakıyor, başlıyor, ediyor. Aşırı çapkın, 22 kilo bir herif bilmem ne şu bu ama yine son bir bombası var, yine bir açıklaması var. Müziği ne yapmış? Bu sefer müzikle alakalı değil, bu sefer menajeriyle alakalı bir konu var. Diyor ki efendim kendisi, ben diyor menajerim bana harçlık verir, ona harcarım, parayla ilişkim yok diyor. Doğru. Çok doğru, çok güzel. Herifteki gamsızlığa bak, bayağı aslında Ömercan kadar nihilist bir adam. Kesinlikle. Ben Teoman'la çok iyi anlaşırım, buradan bunu anlıyorum. Ya, ben de menajerim bana harçlık versin istiyorum şu an. Bir şekilde buluştursak sizi çok iyi anlaşırsınız ya. Yapalım mı bu işi? Müzik de yaparsınız. Utanacak bir şey. Artık bırak şu ünlü şeyini ya. Ama, ünlüden utanırım, ünlüden çekinirim. Ama Teoman çok ünlülerden. Olsun sen de ünlüsün abi. Sen ben, de sokakta ünlü. Onların seviyesi kadar değil. Dedeler sofrası hayranı biri gelince el ayağı titriyor. Olsun ne olacak? O milyon kişiye hitap ediyor. Sen 15 bin kişiye. 15 binimiz var canım. Teoman'ın ben mesela çocukken konserine gittim. Ömercan'la. Yok gitmedim ya pardon. Gittin mi acaba? Athena'ya gitmiştim. Ömercan'la Teoman yürüyorlar yolda. Bir tanesi az siktir. Ne oldu diyor. Ulan diyor biri Ömercan Güldal da ötekini tanıyamadım diyor. Güzel. Vardı. Güzel fıkra. Çok güzel fıkra. Tam olarak böyle miydi fıkra? Ömercan Güldal ve Teoman mı gibi baş karakterler? Bir evet gün abi. Bir Fransız, bir İtalyan, bir Teoman, bir Ömercan Güldal. Güzel. Çok iyi anlaşırsınız. Çok iyi anlaşırsınız. Müthiş anlaşırsınız. Bak buraya davet etsek Teoman'ı gelse. Ya gelse şimdi şurada, buraya kafası güzel bilmem ne. Kim uğraşır onunla? Gevşek konuşacak. Harbi diyecek. Ömercan diyecek ki ya. Ne diyorsun oğlum falan diyecek. Ömercan diyecek içeride bir gitar var. Aa bakalım ya getirsene diyecek böyle. Ömercan getirecek gitarı verecek. Hiç çalmayacak oraya koyacak. Kahvesini ya da işte ne içiyorsa içecek birasını. Ondan sonra goy goy şaka. Sonra bir ara eline bir alayım çalayım diyecek. Abi sonra Ömercan'la bir beraber çalmaya başlayacaklar. Bir gülme, bir eğlenme.
Sonra da böyle kalkacak, basıp gidecek ama Ömercan aşırı sevecek. 10 gün sonra da geri arayacak gibi hissediyorum. Geri aramaz bence. Onun bir sürü tatlı gün dostu vardır. Benim tatlı de şey yapar. Benim ondan faydalanmaya çalıştığımı, aslında samimi olmadığımı hemen anlar. Ondan faydalanmaya çalışan biziz. Ben hemen arsız arkadaş olmaya çalışacağım. Cevdet de böyle yapacak. Crossover diyebiliriz. Crossover düşünür müyüz? Siz, İlber Ortaylı, Fedon Barış Kraloğlu. Onunla kanka olacaklar. Seninle sahneye çıkacaklar. Benle de yeni albümünün yapımcılık sözleşmesini imzalayacak. Olur mu olur. Olur mu olur. Girmediği mi bu sektör kalmıştı Cevdet Canberk'in? Beklerim, şaşırmam. Ben Teoman'la kanka olmak istemiyorum. Beni kötü alışkanlıklara sevk eder. Hayır ya, bir kötü yaşlı adam ne kötü alışkanlığım kalmış ya. Gelip abuk subuk işte böyle serseri ortamlara götürür. Yok yok. Abuk subuk maddeler ikram eder. Hayır, hiç öyle bir şey sanmıyorum. Adam 50 yaşında, 50 küsur yaşında adam. Rockstar, şakır, gerçek bir rockstar. Hayır, şakır şakır sahneye çıkıyor. Kondisyonu yüksek, 22 kilo. Yemesine içmesine dikkat ediyorsun. Dur oğlum onunla. Hayır. Bir tane şey neydi o? Paramparça. O Teoman mıydı? O Teoman mıydı ya? Yeah. Emin misin? Bir de şu var. Şey vardı. Ben her zaman different and to pain. Evet. Evet, evet. Bu daha Teoman bu bence. O başlardaydı. O zaman sen Teoman kankisin. Cevdet'in kankisini söylüyorum. Büyük ustayı söylüyorum. Kim? Allah nasip etmiş bir gelirim var. Son 15 yıldır kimseye hesap ödetmedim. Acun Ilıcalı. İşte. Hesap ödetmedim. Cevdet Canver'in kankisi de Acun Ilıcalı'dır hocam. Acun Ilıcalı ile Cevdet Canver bugün tanışsalar çok iyi anlaşırlar ve Cevdet'in Acun'un peşinde yılışık biri olmayacağını gören Acun der ki hem kafası çalışıyor, hem müteşebbis, hem kaliteli bir herif. Ben bununla arkadaş olmak isterim ya der. O yüzden de Acun'la i̇şte Cevdet, Teoman'la sen. Ama benle kim desem gider şimdi nerede dandik adam var söylersiniz. Size de helal olsun. Taksim'in delisi. Siz de böyle adam varsınız. Yok yani, öyle söyleyeyim. Birinize Teoman dedik, birinize Acun dedik. Bana kim? Bence yorumlarda buluşalım. Güzel. Ulan hiç yorum yazmıyorsunuz. Eskiden bir Algormi Baby yazardınız. Hiç bakmıyoruz ki yorumlara. Ben bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bugün çok tatsız tutsuzum. Sesim kısık. Doğru dürüst konuşamadım. Hı hı. Kendime günah çıkarmak istedim seyirciye karşı. Bu kadar. Seyircinin sikinde değil. Cevdetciğim senin en tatsız tutsuz halin bile 10 üzerinden 6 puan eder. Teşekkür ederim. O yüzden hiç bu konulara takılma. Seni tatsız tutsuz görmüyoruz hiç. Neşem yerinde. Neşem yerinde. Alaturka oldum. Oynamadan duramam. Derinden aklım karıştı, dilim dolaştı. Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam. Derinden sonrası.